Dur, 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 dur. Yuva! Yuva! Gelme! Yuva! Gelme! Yuva! Adem! Yuva! Bırak! Bırak, Adem bırak! Yuva! Bırak dedim mi? Yuva. Adem, bırak beni! Her şey çok güzel oldu. Bırak! Sen nasıl istiyorsan olacak, kendine derin bir şey olacaksın. Bırak dedim! Yuva, gel! Bırak! Adem, Adem! Adem! Adem, artık birlikteyiz. Evimize gidelim. Hadi. Ben sizinle hiçbir yere gelmiyorum galiba. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey Dilruba? Ne demek olur mu öyle şey? Ben sizinle hiçbir yere gelmek zorunda değilim. Evimize gidelim Dilruba. Meseleyi konuşur çözeriz. Hadi. Ben bütün meselelerimi Adem'den boşanarak çözdüm zaten. Hepsini. Senin bütün derdin ben miydim yani? Değil misin? Dilruba! Değil misin? Dilruba! Hiç utanmıyorsun değil mi şu yaptığın şeyleri yapmaya? Bir an bile düşünmüyorsun değil mi? Yeter artık bu kadar konuştuğumuz. Yürü bakalım. Siz beni çekiştiremezsiniz Galip Bey. Benim sizin ailenizle bütün münasebetim bu boşanmayla birlikte sona erdi. Şimdi lütfen beni rahat bırakın. Karnında benim torunumla gitmene izin vereceğimi mi zannediyorsun? Nereden biliyorsunuz siz bunu? Seni ilgilendirmez. Dilruba, sen kim olduğunu zannediyorsun ki? Karnındaki çocuğu benden, ailesinden saklama cüretinde bulunuyorsun. Galip Bey. Ben kimseyi kimseden saklamıyorum. Lakin içinden çıkamayacağımız bir vaziyete geldi her şey. Her şeyi unutup hayatımıza devam edemeyiz. Biz bir arada olduğumuz sürece bütün bu yaşadıklarımız bir uğur gibi büyüyecek içimizde. Benim sizin ailenizin bir parçası olmam size de bana da kahırdan başka hiçbir şey getirmez. Lütfen anlayın, lütfen. Dilruba, hayatta affedilmeyecek, unutulmayacak hiçbir şey yoktur kızım. Evimize gidelim. Bu yaşananların yüzüne çarpılmasına bir gün olsun müsaade etmeyeceğim. Evet, kol kırıldı. Ama yeni içinde tutmasını biliriz. Müşteri ol. Siz beni çok yanlış anladınız Galip Bey. Ben beni affetmenizi istemiyorum. Evet çok büyük bir yanlış var ortada. Ama bunun tek suçlusu ben değilim. Hepinizin payı var bunda. Benim ısrarım yanlışa devam etmemek yönünde. Lütfen Galip Bey. Torunumu benden ayrı büyütemezsin. Buna müsaade etme. Hanenizde bir esir olarak mı büyüteceğim torununuzu? Benim sevgim sana esaret mi geliyor? Dursun, Dilruba sorma cevap ver. Benim sevgim sana esaret mi geliyor? Lütfen. Sorma cevap ver. Galip Bey, lütfen. Benim sevgim senin Adem. Esaretin mi? Hı? Aziz'in sevgisini mi istiyorsun? Bir tek onu sevsin istiyorsun seni. Bir tek onun sevgisini bu istiyorsun. Bu muameleyi mi reva görüyorsunuz bana? Dilruba! Yeter. Yeter artık. Terbiyesizlik etme. Bana karım yanında böyle davranma. Daha fazla konuşmayalım. Yeter. Ablaoğlu gidiyoruz. Lütfen Galip Bey. Lütfen. Dilruba. Bundan sonra her şey senin istediğin gibi olacak. Söz veriyorum. Doğru bir karar verdin. Hadi. Adem! Dilruba! Dilruba gel! Dilruba! 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 Gel hele. Gel otur. Durma gel. Esmem, elimden bu kadarı geldi. Hı?
Ne ettin böyle Cemo? Ne ettim? İçimden geldi. Bu üç günü böyle affettiremen Cemo. Yok Azime. Ben kimim ki sana kendimi affettim. Benim kendimi sana affettirmem mümkün mü? Cemo, ben hep kızdım sana ama ben hep kızmıyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Azime. Biliyorum daha çok şey yapmak isterdin ama kısmet bu kadar. Ben senin kafana kalkmak istemedim hiçbir şey. Belki sen bana daha çok kızdın ama benim derdim bitmedi Cemo. Sonra dedim ki aman ne derdi diyor. Aslanlar gibi Cemo var dedim. O zaman hiç yalnız hissetmedim kendimi. Azime, ben eğer içki içmeseydim, buralardan gitseydim, sen yine de benimle gelir miydin? Gelmem mi Cemo? Sen nereye gitsen ben oraya gelirdim. Gideydik daha iyi olurdu belki ama kendi evimiz olurdu. Kendi tabağımız, çanağımız, kendi yuvamız. O zaman belki bir tane sokakta kalmış garip birini alırdık yanımıza. Burası da güzel. Güzel ama bizim değil Cemo. Azime. He. Beni asla bırakma. Bırakır mıyım seni Cemo? Benim senden başka kimsem yok ki. Sen benim kıymetlisin. Sen de öyle. Benim yüzümden oldu. Adem. Kendi çocuğumun günahına girdim ben baba. Kendi çocuğum. Ne yapıyorsun? Kendine hakim ol. Eğer ben peşinden gitmeseydim dilime düşmeyecektim. O zaman bir şey olmayacaklar, bir şey olursun. Doktor elinden geleni yapıyor içeride. Kendini bırakmanın zamanı değil. Ben kendimi toparlayamam artık. Eğer bir şey olursa gerçekten kendim ölürüm. Allah korusun, söyleme böyle şeyler. Maksude. Bana bak, bana bak. Gözüme bak. Derdimiz başımızı açmış. Bir de senin derdinle uğraştırma bizi. Burada oturacaksın. Sessizce bekleyeceksin, anladın mı? Anladın mı? Nasıl oldu Dilruba? Hekim mi yanında bilmiyoruz da. Aziz'le kalıyormuş, doğru mu? Onun alakası yok. Şimdi konuşulacak şey değil bu. Durum nasıl hekim bey? Hem bebek hem de annenin durumu kritik. Acilen kan bulmamız gerekiyor. Vakit kaybına tahammülümüz yok. Elinizi çabuk tutun lütfen. Baba, Aziz hala gelmedi. Bir şey yapmış olmasın Adem'e? Ya, bir şey yapsa haberi çabuk gelirdi. Yok, yok gidecek olsa bana derdi abi o. Bu gelmemesi hiç hayır alamet değil. Kızım, darlama adamı. Allah Allah. Belki oradan çıkmış dayının yerine gitmiştir. Orada biraz kafasını dağıtıyordur. Acaba ben gidip bir baksam mı? Aziz bana söylerdi çünkü böyle yapmazdı. Allah Allah. Her şeyi haber vermek zorunda sanki değil mi? Mesela bak Cemo'ya 3 gündür yok. Sesi çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Bakıyorum. Aliş. Esen abla. Aliş. Sen ne işin var bu saatte burada? Dilruba abla bizde hasta yatıyor. Durumu ağır. Acil kan lazımmış. Sizi çağırmaya geldim. Tamam Aliş. Tamam hemen çıkıyoruz. Tamam bekle. Hadi. Hadi gidiyoruz. Ha yok ben gelmem. Ben iğneden korkarım. Abla dalga mı geçiyorsun? Hadi yürü. Ben gelmem ben korkarım. Abla yürü.
Ya Efkan, benim sürekli bu kanı çektirmem lazım. Yani bu kanı temizlenmesi lazım. Yoksa ben böyle kan veremem. Ya.